Kanal S ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar. Ben Ayşegül Sarı Ölmez. Bu hafta Kurban Bayramı olması sebebiyle konumuz da kurban. Peki kurban nedir? Kurbanın ne gibi hikmetleri ve toplumsal faydaları vardır? Kurban İslamiyet'te mi sadece gözüktü, yoksa İslamiyet'ten önceki antik toplumlarda da gözüküyor muydu ve ne şekilde uygulanıyordu? Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail arasındaki kıssayı nasıl anlamalıyız ve hangi dersleri çıkarmalıyız? Son olarak da biliyorsunuz günümüzde kurbanla alakalı bazı ön yargılar var. Müslümanların vahşet dolu bir uygulaması olarak görülüyor, bir hayvan katliamı olarak görülüyor. Bugün bu konuyu da konuşacağız sevgili Mehmet Okuyan hocamızla birlikte. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam, çok teşekkürler. Allah o zaman, iyi afiyet versin. Hocam hemen kurbanın ne olduğunu ve neden kurban kestiğimizi ve kurbanın hikmetleriyle alakalı sorumuzla başlayalım. Şimdi tabii bugün Perşembe olması itibariyle 2 gün sonra Kurban Bayramı idrak edilecek, Cumartesi günü. Hı hı. 2022 yılının Kurban Bayramı nihayetinde bizim için Temmuz ayının 9'una tekabül ediyor. Cumartesi günü Kurban Bayramı. Tabii böyle bir takım gelenekselleşmiş, biraz klişeleşmiş, hı hı, biraz magazinleştirilmiş, biraz amacından saptırılmış, biraz başka taraflara iyi görünebilme gayesiyle, tanımıyla oynanmış bir ibadetten söz edeceğiz. Onun için bunu çok önemsiyorum. Evet. Bu konuda her konuda olduğu gibi, dini her konuda olduğu gibi, bu konuda da Kur'an'ın neler söylediklerine biraz bakmak ihtiyacı var. Hı hı. Aksi takdirde biz Kur'an'dan bakmazsak başkalarının düştüğü başka türlü yanlışlara maalesef biz de düşeriz. Evet. O yanlışlara düşmeme adına benim özellikle 10 yıllardır yaptığım konuşmalarda çok özene bezene sınırını Kur'an'ın belirlediği ölçülerde konuşmaya gayret ediyorum. Hı hı. Dini sunumları Kur'an merkezli olarak kardeşlerime aktarmaya çaba sarf ediyorum. Hı hı. Bunu şunun için yapıyorum. Bizi dinleyenler ya da işte bu tür programlarda konuşanları izleyen kardeşlerimiz, yani Allah bu konuda ne diyor acaba, onu merak ederek dinliyorlar. O zaman biz de madem ki Allah'ın kelamı acaba ne diyor düşüncesiyle takip ediliyoruz, o zaman bizim de Kur'an'dan konuşmamız lazım. Yani Allah'ın dediklerini insanlara aktarmamız lazım. Hı hı. Allah'ın dedikleri ortada dururken sözü ve sırayı bir türlü onlara getirmemek din adına insanları aldatmaktan başka bir şey değildir. Hı hı, elbette. Böyle büyük bir ayıbı, böyle büyük bir yanlışı, böyle büyük bir iftirayı işleyip de Allah'ın huzuruna mahcup bir yüzle gitmemeye şahsen özen gösteriyorum. İnşallah. Onun için bütün çabamı konuları Kur'anileştirerek sunmaya gayret ediyorum. Hı hı. Şimdi kurban ibadeti de Kur'an'ın ele aldığı konu başlıklarından bir tanesidir. Şimdi yani sanki bazen, hı hı, bu toplumda din adına yapılan sunumlarda sanki Kur'an bu konuda hiçbir şey dememiş gibi böyle Kur'an'ı derin bir sessizliğe mahkum ediyorlar. Ve başkaları konuşurken asıl konuşması gereken kaynak konuşturulmamış oluyor. Ben de onların hilafına, onların aksine önce Kur'an'dan konuşmak lazım geldiğini beyan ediyor ve, hı hı, sözlerimi o merkezlerde, hı hı, şekillendirmeye gayret ediyorum. Hocam zaten Kur'an'daki kurban meselesini doğru anlamazsak bazı grupların egomanyasına girip onların düşüncelerine göre hareket ederiz. Evet. İşte kurban hakkında da farklı düşüncelere kapılabiliriz bu şekilde. Aynen öyle. Hı. Öyle oldu zaten. Maalesef öyle de oldu. Dediğim gibi işin reklamı çıktı biraz. Evet. Şeyi çok garipsiyorum. Yani insanlar kendi düşüncelerini din diye sundukları için karşı taraftaki dinleyici pozisyonundakiler de Kur'an'ı bilmedikleri için
Kur'an'ı bilmeyen insana her türlü yalanı yutturuyorlar. Ben de diyorum ki kardeşim bak, bak yalan konuşuyorlar. Bak bunların söyledikleri Kur'an'a aykırı. Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'a aykırı bir şey söylemez. Kur'an'a aykırı bir davranış içerisine girmez. Ola ki hatalar yapmış ise onlar hemen düzeltilir. Dolayısıyla Peygamberimizden ümmete Kur'an'a aykırı bir uygulama ya da söylem bırakılmamıştır. Cebrail Aleyhisselam o tür bir takım yanlışları hemen düzeltmiştir. Dolayısıyla şimdi biz Kur'an'ın kardeşlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz. Açın okuyun diyoruz bak. Açın okuyun anlarsınız. Yani anlaşılmazlık üzerinden bir söylem geliştiriliyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. İnsanlara da diyorum ki inanmayın bunlara. Yani bu yanlış söylüyor. Yani hani yalan konuşuyor demek biraz incitici olabilir ama gerçeği söylemiyor. Gerçeği söylememelerinin sebebi bir, bilmiyor olabilirler. İki, inadına gerçeği gizleyip başka bir beklenti uğruna gerçeği ikinci plana itmiş olabilirler. Biz böyle yapmayacağız. Kardeşlerimizin de bu tür bir pozisyonda mağdur olmamasına dair bir gayret onlarla paylaşmış olacağız. Ben Kur'an'daki kurbanla başlayalım hocam. Kurban nedir? Şimdi kurban Kur'an'ın ele aldığı konulardan bir tanesidir. İlginçtir. Kurban kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bir tanesi Ali İmran suresinin 183. ayetinde geçer. Bir tanesi de Maide suresinin 27. ayetinde geçer. Kurban kelimesi. Nedir kurban kelimesi? Kurban kelimesi yakın olmak demektir. Arapçada karube kelimesi yakın olduğu anlamına gelir. Kurban da yakın olmak demektir. Yakın olmaya konu olan şey anlamına da gelir. Dolayısıyla kurban ibadetinin yakınlık şeyinden, manasından hareketle bu ibadetin bir takım yakınlıklar ortaya koymayı hedeflediğini söyleyebiliriz. İlk yakınlık herhalde Allah'a yakınlaşmak. Bu yakınlık kime? Yani biz şimdi kurbanımızla nereye yaklaşıyoruz? Kime yaklaşıyoruz? Böyle üçlü bir şey söylüyorum ben. Yakınlığın muhatapları açısından üçlü bir tasnif yapıyorum. Bir tanesi kurban aslında bir insanın İslam dairesine girdikten sonra kendi fıtratına Allah'ın yazdığı ilahi prensipleri doğru anlayıp kabul edebilme istidadına yakın olmasıdır. Yani kurban kesen kişi önce kendi fıtratına yakınlık ortaya koyar. Bütün ibadetler bizim fıtratımızla buluşmamızı sağlar. Fıtratımıza yakınlaşmamızı sağlar. Kurban kelimesi de kurban anlamıyla önce bunu bizim imanımızla buluşmamız, bizim fıtratımızla buluşmamız, bizim kendimize yakınlaşmamız anlamında bizi bizle buluşturan, bizi bize yakınlaştıran bir ibadettir bir. Çünkü iman böyle şeyler gerektiriyor. Bunu uygulamada insanlar kendi fıtratlarıyla buluşma yolculuğu olarak görmelidirler. İmanı yoksa bir adamın kurban diye bir şeyle ilgili bir duyarlılığı da olmaz. O itibarla kurbanı bir iman duyarlılığı olarak kişinin kendi fıtratına yakınlaşması diye görüyorum bir. İki, kurban insanın çevresindeki insanlara onlarla iletişim kurma noktasında onlara yakınlık sağladığı bir ibadet olarak görürüm. Yani biz kurbanla başka insanlara yakınlaşırız. Birazdan söyleyeceğim. Kurban ibadetinin ele alındığı birkaç ayetin yer aldığı konuyla ilgili birkaç ayetin yer aldığı Hac suresinden bazı ayetleri aktaracağım. Ama onun öncesinde ifade edeyim. Kurban ibadeti kurban kesenler kurban kesemeyenlere bu amaçla bir hani et üzerinden bir yakınlık, bir yardımlaşma, bir infak, bir onların elinden tutma, onları yalnızlığa terk etmeme, onları kimsesizlik çukurunda
bırakmama noktasında biz kimsesiz değiliz, Müslümanlar bizim kimselerimizdir duygusuyla onların yüreklerine yol bulma ibadetidir aynı zamanda. Bu kesemeyenlerle ilgili böyledir. Fakat kurban ibadetinin kurban kesebilenlere yönelik yakınlığı da vardır. Onunla ilgili de kelime var Kur'an-ı Kerim'de. Biz kurban kesebilenlerle de böyle bir hani ikram alışverişinde bulunuruz. Onlar bize et getirir, biz onlara et götürürüz filan. Zaten kesiyor ne gerek var denmesin. Kesiyor çok gerek var. Çünkü onlarla aynı muhabbeti, aynı iletişimi, aynı duygudaşlığı, aynı hassasiyetlerin tarafı olduğumuzu onlara göstermemiz lazım. Onları bizsiz, bizi onlarsız düşünmemek gerektiğini insanlara göstermeye çalışırız. Onlar kurban hocam hem diyargam duyguları harekete geçiriyor, hem yardımlaşma ve sevgi ve saygı, merhamet duygularını da harekete geçiriyor. Deriz. O yüzden de diğer insanlarla etkileşimimizi de arttırıyor. Evet. Kurban onun için yakınlaşma anlamı sadece Allah'a yakınlık değil. Bu önce insanın kendi fıtratına yakınlık, sonra da kurban kesebilen ya da kesemeyen diğer insanlara yakınlık. Burada bir şey daha söyleyeyim. Hani bu belki bazılarının işte ya böyle de olur bu gibi ufak tepkisine sebep olabilir, olsun, önemli değil. Kurban kesemeyen durumda kim varsa onların dini durumlarına bakmadan onlara yardımcı olmak gerekir. Yani adam Müslüman değil diyelim. Komşunuzdur, mahallelinizdir. Müslüman değildir. Ona da ulaşmanız gerekiyor. Siz bu ibadetle onlara da yakınlık kazanasınız istenir. Kur'an-ı Kerim'de birkaç grup insan vardır. Onlarla ilgili, onlarla iletişim noktasında onların kimliğine, cinsiyetine, milliyetine, ırkına ve dinine gönderme yapılmaz Kur'an-ı Kerim'de. Kim bunlar? Fakirler, yoksullar, yolda kalmışlar, esirler. O zaman fakirin kimliği, ırkı, dili önemli değil. Önemli değil, evet. Onlara ulaşmak gerekir. Onlarla ilgilenildiği duygusunu onlara aşılatmak gerekir. Ondan sonra sahipsizlik psikolojisine düşmeden, biz bu toplumun bir ferdiyiz ve bu toplumun duyarlı insanları elbette bizim farkımıza varıyorlar ve bizim mağdur olmamıza izin vermeyeceklerdir psikolojisiyle rahat hareket etmeleri sağlanır. Hatta ben hani zekatın, sadakanın, infakın da Müslüman olmayanlara da verilebileceğine inanıyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu tür yardıma muhtaç insanlarla ilgili ayetlerde el fukara kelimesi geçer. El fukara el müslümin demez yani. El fukara el müminun demez. Yani onlara bir iman göndermesi, bir inanç göndermesi yapmaz. Sizin niyetiniz gariban insanların sizin malınızda olan hakkını onlara ulaştırma hassasiyetidir. Evet. Bunu yaparsınız. Aslında burada İslam'ı temsil boyutu da devreye giriyor. Yani bu şekilde dediğiniz gibi belki bir Hristiyan, belki bir Yahudi, belki de hiç dine inanmayan bir ateistten de bahsedebiliriz belki de. Tabii. Ona bir yardım götürüldüğünde sen aslında orada İslam'ı temsil etmiş oluyorsun. Aynen öyle. Yani sadece bize bir sadaka değil de bir yardım değil de. Tabii bir iletişim, yani bir onlarla konuşacaksınız. Yani adam inanmıyorsa sizin göreviniz onun inanmasını sağlamak değil. Sizin göreviniz inanan bir insan olarak nasıl davrandığınızı ona davranışlarınızla göstermektir. Siz onu yaparsınız. İnanır veya inanmaz, o onun bileceği iş. Herkesin hesabını Allah'a verir. O biz, bir kimsenin hesabını biz göremeyiz. Dolayısıyla ikinci kurbanın yakınlık oluşturma noktasındaki ikinci hedefi kurban kesebilen ya da kurban kesemeyen insanlara ulaşma şeyidir. Misyonudur, fonksiyonudur. Üçüncü olarak da bu kurban kelimesinin bizi yakınlaştıracağı kudret sizin ifadenizde yer aldığı gibi Allah'a yakınlık üzerinden belirlenir. Hac suresinde o ilgili ayette 36. ayet olması lazım. O ayette Allah-u Teala buyuruyor ki لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا 37. ayet. Hac suresinin لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. O hayvanların kanları da etleri de asla Allah'a ulaşmaz. Velakin yenaluhu ettakva minkum. Ona ulaşacak olan şey sizden olan takvanızdır.
Ha, o zaman anlaşılıyor ki bizim kurban vesilesiyle yakınlık oluşturacağımız, yakınlık gözlemleyeceğimiz, yakınlık özleyeceğimiz, yakın olmamızı sağlayacak önemli muhataplardan biri, birincisi Allah-u Teala'dır. Evet. Şimdi toparlayalım. Kurban kişinin kendi imani eylemi olarak kendi fıtratına yakın olmasıdır. Birincisi. Kurban, kurban kesebilen veya kesemeyen diğer insanlara din farkı gözetmeksizin iletişim kurma yolunu sağlayan bir yakınlaşma aracıdır. Üçüncüsü de Haç Suresi 37. ayette ifade edildiği gibi kişinin Allah'a yakınlığını, Allah'a ulaşmasını sağlayan önemli, en önemli fedakarlıklardan birisidir. Şimdi bu böyle bir genel geçer bir açılış, giriş gibi bir şey sunayım istedim. Şimdi bu toplumda şöyle şeyler konuşuluyor Ayşegül Hanım. İşte kurban kesmenin dini hükmü nedir? Yani kurban kesme çeşitli sebeplerle kişiler kurban kesmeye yanaşmama adına bir takım gerekçeler üretiyorlar. İşte pahalılık olabilir, fahiş fiyatlar kurban zamanında insanları rahatsız ediyor olabilir. Şu veya bu her neyse yani. Şimdi bu veya Allah'ın böyle bir emri olup olmadığı noktasında kesin bir kanaat oluşturulmadığı için yani kesmesek de olur. Bu da şöyle diyorlar, kurban zaten vacip olduğu için, farz olmadığı için hani kesmeyebiliriz, bir açık kapı var. Diyorlar. Bunun benim çok da o ay ya da o yıl müsait değilse kendimi zorlamayayım diyorlar. Gerek yok. Hatta işte buna genelde İslam dünyasında genelde kurban ibadetinin sünnet olduğunu kabul ederler. Ama bu sünnet tanımına uygun değildir. Yani genelde milletin anladığı sünnet denince hani peygamberimizle başlayan ve peygamberimizin uyguladığı ya da uygulanması durumunda onayladığı eylemlere sünnet denir diye öyle bilinir toplumsal kesimde. Evet. Ben sünneti öyle de tanımlayanlardan değilim. Evet, onlar o dedikleri sünnettir ama sünnet ondan ibaret değildir. Sünnet Hazreti Peygamber'in Yüce Allah'ın Kur'an'da emrettiği uygulamaları hayata geçirme pratiklerine sünnet derler. Yani o anlamda sünnet hüküm olarak ikinci sırada veya ikinci derecede bir konumda değildir. Yani namaz kıl emri Rabbimizin emridir. O emri fiilen uygulamış olma noktasında namaz kılmak aynı zamanda Peygamberimizin sünnetidir. Ama bunu yapmasam da olur türünden bir sünnetten söz etmiyorum. Mesela evlilik de öyle. Evlilik Peygamberimizin sünnetidir. Tamam, nikah kıyılırken dinlersen Peygamberimizin sünneti kısmını alıyorsun da daha başta bir şey daha diyor adam. Allah'ın emri. Allah'ın emri Peygamberin sünneti deyince Peygamberimizin sünnetinin Allah'ın emrinin uygulanma biçimi olduğunu görmesi gerekir bir Müslümanın. O itibarla kurbana biri sünnet derse genelde anlaşılan haliyle bunu doğru görmem ben. Ancak sünneti Allah'ın emirlerinin Peygamberimiz tarafından uygulamaya konulması anlamında deniyorsa tamam. Yani o bir farz hükmün uygulamaya geçirilmesi anlamında bir peygamberi pratiktir ve bu dinin önemli ilkelerinden biridir denirse ben bunu böyle kabul ederim. Yoksa bu sadece peygamberin uyguladığı, onun inisiyatifinde olan bir şey değil. Bu değil. Aslında Allah'ın emri. Tabii. Şimdi niye, bunu niye diyorlar? Bunu şunun için diyorlar. Açık kapı bırakmak için mi hocam? Bak şimdi diyorlar ki işte Kevser suresi diye bir sure var. Estağfirullah. İnna ataynake el kevsere. Biz sana Kevser'i verdik. Bol nimet verdik. Fasallili rabbike. Öyleyse Rabbin için salat et. Yani Rabbin için fedakarlıkta bulun. Buradaki salat fedakarlıkta bulunma. Her türlü dini içerikli fedakarlıkta bulunma buyruğu bu ayetin kapsamında yer alır. Venhar ve kurban kes. Şimdi bu venhar, kurban kes emrini diyorlar ki bu sure, Kevser suresi
Mekke'de indirilmiştir. Dolayısıyla Mekke'de indirilen bu surede pratikte bizim anladığımız kurban ibadeti kastediliyor değildir. Çünkü kurban hicretten hemen sonra farz kılınmış veya gerekli kılınmış bir ibadettir. Ancak bu Mekke ile alakalı olduğu için bu sure maksat bizim bildiğimiz manada kurban değildir. Nedir? İşte bu namazda elleri kaldırmaktır diyor. Nahr işte boğaz demek. Elleri iftitah tekbirini alırken elleri kaldırmak filan. Halbuki bu elleri kaldırmak o anlamda yani hürmet ifade ettiğimiz bir eylemin Arapçadaki karşılığı değildir. Ona biz istilam deriz. Yani elleri kaldırırız. Kabe'ye doğru tavafa başlarken eli kaldırmak nasıl ki tavafın başlangıcının bir sembolü ise bizim namazlarımızda ellerimizi kaldırmamız da Kabe'deki o tavafa başlangıcın sembolüdür. Buradaki venhar işte namazda elleri kaldırmak anlamına gelir diyor bazıları. Bazıları da diyor ki tamam bu kurban kesmek anlamına geliyor ama bu emir peygamberimize yöneliktir. Ona has bir emirdir. Ona has bir emirdir diyorlar. Tabii bunu doğru bulmuyorum ben. Evet peygamberimize has, ona özel bir takım buyruklar var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Ancak o ayetlerde konunun peygamberimizle sınırlı olduğunu gösteren başka teknik kullanımlar var. Mesela halisaten leke min dunil müminin der mesela. Ahzab suresinde evlilik hayatıyla ilgili. Müminlerden değil, müminlere değil, sana özel bir hükümdür der bu. Veya İsra suresinde gece uykuya ara verip kalkmayla alakalı bir teheccüd buyruğu var. O buyrukta da nafileten leke diye bir ifade geçer. Sana ekstra olmak üzere diye bir yani o hükmün peygamberimize aidiyetini gösteren ilave kullanımlar var. Burada öyle bir şey yok. Hocam velev ki öyle olsun, velev ki sadece peygambere yönelik bir ayet olsun ama peygamber efendimizin hadislerinde de var. Mesela bir hadis var meşhur hadislerden. Kurban kesiniz çünkü o babanız İbrahim'in sünnetidir. Yani peygamber bir ümmetinden kurban kesmesini bekliyor. Demek ki bu sadece onun inisiyatifinde olan bir durum da değil. Tabii yani değil. Hepimize tavsiye ettiği bir durum. Velev ki Kur'an sadece ona söylemiş olsun. Yani Hazreti İbrahim'le ilişkilendirmek, yakın tarihle ilişkilendirmektir kurbanı. Kurban ilk insan neslinden beri var olan bir ibadet. Evet hocam ona da gelirim. Şimdi antik yani çağlarda da var kurban. Mesela antik Yunan'da var, eski Romalılar'da, işte eski Mısır'da, eski İran'da, Mezopotamya topraklarında hep farklı şekillerde uygulanıyor kurban. Tabii. Hatta kurbanda biz tabii ki hayvan kesiyoruz belli başlı hayvanları ama onlar insan da kesiyorlardı. En başta insan kurbanları, hatta maalesef çocuk kurbanları da vardı. İşte çocuğun kanında enerji vardır. O enerjiyi Tanrı'ya sunalım mantığında. Hatta sanırım cahiliye döneminde miydi hocam? Ailenin ilk erkek çocuğunu kurban veriyorlardı. Bu Hazreti İbrahim dönemindeydi değil mi o? Bir de öyle bir uygulama da vardı. Var. Sonra hayvana evrilmiş vesaire. Tabii. Şimdi bu tabii insan kısmı bir dini kaynağa gitmez. Yani Allah-u Teala hiçbir dini öğretide bir insanın kesilmesini emretmez. Evet, İslamiyet'te yok değil mi böyle? Hayır yok. Bunu ama yanlış anlıyorlar. Hazreti İbrahim'in gördüğü oğlunu rüyasında evet. kurban etme olayı var. Saffat suresini anlatıyor. Evet. Ama o Hazreti İbrahim'in gördüğü bir rüya, görmekte olduğu bir rüyayı işte oğluna anlatıyor. Oğlu da teslimiyet gösteriyor. Fakat Allah-u Teala öyle bir emir Hazreti İbrahim'e vermediği için oğlunu kesme emrini buna asla izin vermemiştir. Ve bir koç kurbanını o kurban gördüğü rüyadaki işte Allah'a bir şey sunma anlamındaki fedakarlığın adresinin oğlunu kesmek değil işte koçu kesmek oldu. Zibhi azim diyor. Büyük bir kurbanlık onun yerine fidye olarak oğlunun yerine onun kesilmesi, onun Allah'a sunulması hediye olarak bir teşekkür olarak onun uygulanması gerektiğine hükmedilmiştir Saffat suresinde. Hazreti İbrahim oğlunu kesmekle emrolunmamıştır. Hazreti İbrahim rüyasında öyle görünce inni era fil menami rüyada görüyorum ki enni ezbehuke ben seni kesiyorum diyor görüyorum. Rüyamda öyle görüyorum. Fenzur mâzâ terâ. Yani bak bakalım sen ne dersin bu konuda? Oğluna diyor. Ne düşünürsün?
Kale oğlu da demiş ki, küçük Hazreti İsmail, ya ebeti, ey babacığım, if'al ma tu'mer, sen sana emrolunan neyse onu yap. Setecidini inşallah mine sabirin, beni Allah dilerse elbette sabredenlerden bulacaksın diyor. Şimdi Hazreti İbrahim rüyasında böyle bir şey gördüğünü, hı hı, toplumsal hayatta büyük çocukların kurban edilmesi geleneği olduğu için, hı hı, o dönemde, hı hı, bunu dinler tarihçiler iyi bilirler. Hı hı. Hani bunu gidip de yani herhangi bir ilahiyatçıdan bunun cevabını alalım veya herhangi bir öğretmenden, imamdan, müezzinden yani bu işin dinler tarihi arka planını bilmeyenlerden alalım demek doğru değil. Bunu gidip dinler tarihçilerden öğrenebilir kardeşlerim. Hı hı. Geçsinler. İşte Hazreti İbrahim döneminde, onun yaşadığı dönemde büyük çocukların kurban edilmesi meselesi nedir diye. Veya işte internete yazsınlar, görürler. Pek çok hani yetkin ilahiyatçı ve dinler tarihçisi. Hı hı. Tek başına ilahiyatçı olmak yeterli bir sıfat değil burada. Hı hı. Dinler tarihçisi olanlar bunu bilirler. Hani Hazreti İbrahim öyle bir baskıyla rüyasında böyle şeyler görüyor. Hı hı. Rüya ile amel olmaz deriz biz. Hı hı. Peygamber bile olsa o rüya ertesi gün veya bir süre sonra vahiy meleğiyle eğer ilahi bir bilgilendirmeye dönüşürse o rüya, rüya olduğu için değil, vahiy ile bildirildiği için uygulanır. Bu Hazreti İbrahim'in gördüğü rüya sadece rüyadan ibaret olduğu ve ilahi vahiy bir bilgilendirmeyle oğlunu kes diye bir buyruk söz konusu olmadığı için, hı, o rüyada görülen şeyin uygulanmasına Allah izin vermemiştir. Hı hı. Ve Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmemiştir. Aksi takdirde Allah oğlunu kurban et dedikten sonra sözünden vazgeçmez. Bir, iki, Allah eğer oğlunu kes demiş olsaydı Hazreti İbrahim'e, koca Hazreti İbrahim de Allah böyle emrediyor ama yavrum sen ne diyorsun bu konuda diye sormaz. Hmm. Peygamberlik bu tür böyle Allah'ın emirlerini pazarlık konusu yapmaya müsait bir kurum değildir. Dolayısıyla bu bir rüyaydı. Hmm. Hazreti İsmail de yani sen herhalde öyle emrolunduğunu zannediyorsun. Emrolunduğunu yap deyince, hmm, bu bir rüyaydı. Evet. Bu bir samimiyet testiydi Hazreti İbrahim'in kendi hayatında. Hmm. Allah-u Teala bunun insan kesilmeyle ilişkili bir boyutunun olamayacağını, hı hı, olmaması gerektiğini, hatta belki o gün toplumda uygulanan o büyük çocukların kurban edilmesinin ne kadar hatalı bir uygulama olduğunu ortaya koymak üzere, hı hı, kurban olacak şeyin insan değil hayvanlar olduğu hükmünü de, hı hı, ta Hazreti İbrahim döneminde Allah prensipleri arasına yerleştirmiştir. Hı hı. Ama kurban ibadeti Hazreti İbrahim'le de başlamıştır denemez. Evet. Niye? Çünkü Hac suresinin işte kardeşlerim istedikleri meali açıp okuyabilirler. Hocam zaten çok fazla var. Eski medeniyetlerde ne var, kadar fazla kurban var, faaliyetinin uygulandığı. Yani antik Yunan'dan sunaklar var. Işte, sunaklar. Sümerler'de var, Hititler'de var. Pek çok kurban faaliyeti var. Var tabii. Her, hı-hı, yani her dini öğretide bu var. Niye? Hı-hı. Çünkü o dini öğretiler bozulmuş olsalar da onlarda dini bir unsur varsa bilinmelidir ki onun arka planında, orijinalinde bir dini doğru kaynak vardır. Ama asırlar geçer, insanlar bazı davranışları kitabi bilgilerden beslenmediği için asıl şeklini bozmuş olabilirler. İşte o anlamda Kur'an-ı Kerim de son ilahi hükümleri kemale erdiren bir kaynak olduğu için kurban konusunda da detay denebilecek bilgi veriyor. İşte hac konusunda da, namaz konusunda da, oruç konusunda da, diğer dini ibadetler noktasında da detay denecek bilgiler veriyor. Fakat bilinmelidir ki kardeşim, yani ilk insan nesliyle başlar bu iş. Başlamıştır. Habil ve Kabil mesela. O tabi Kur'an-ı Kerim'de Habil Kabil adı geçmez. Geçmiyor. Adem'in iki oğlu, hı hı, Maide suresi 27. ayetten başlayan bir pasajda geçer. O iki kardeşin arasında bir kurban hadisesi oluyor. Allah Habil'inkini kabul ediyor, Kabil'inkini reddediyor. Evet, böyle onların tabi Adem'in iki oğlu denince iki kardeş olduğu yorumu yapılıyor ama iki Adem oğlu diye, hı hı, yorumlanırsa ki çocuklarından bu, ikisi yani. Ya Adem'in iki çocuğuysa maksat işte adları Kur'an'da geçmese de rivayetlerden geçtiği haliyle adlarının Habil Kabil olduğu söyleniyor rivayetlerde. Hı hı. Fakat o ayetteki Adem'in iki oğlu Nebe Ebne-i Adem'e, hı hı, Adem'in iki oğlunun haberi, hı hı, Adem'in iki oğlunun haberi diye orası
tercüme edilebileceği gibi iki Adem oğlunun haberi şeklinde de tercüme edilebilir. O zaman iki kardeş üzerinden değil de iki insan üzerinden sunum yapılmış olur. O ayetler yani 27, 28, 29, 30, 31, 32. ayetlere böyle yukarıdan aşağıya devam ederse kardeşlerim, bunun İsrailoğulları ile alakalı bir olay olduğu fikrinin de en az Hazreti Adem'in iki oğluyla ilişkilendirilen görüş kadar doğru olduğunu fark edeceklerdir. Her neyse önemli değil. Biz onu ilk insan neslinden itibaren kabul ediyoruz. Niye? Sadece oradaki ifadeye Adem'in iki oğlu manasını verdiğimiz için değil. Bakın Hac suresinin 34. ayetinde Allah-u Teala yani hiç tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde diyor ki Rabbimiz estağfirullah ve likülli ümmetin cealna menseken, biz her ümmet için mutlaka bir mensek gerekli kıldık. Mensek kurban kesme ibadeti demektir. Nüsük. Kurban kesme fedakarlığı. Kurban ibadeti yani. Menasik. İşte ibadetler özelde kurban ibadeti için kullanılır. Biraz daha genişletilirse hac ibadetiyle alakalı hükümler için de menasik kelimesi kullanılabilir. Fakat burada konu kurbanla alakalı olduğu için her ümmet için biz kurbanı gerekli kıldık diyor. Her ümmet. Yani bu Hazreti Peygamber'le başlatılıyor olamaz ki. Tabii. Hazreti İbrahim'le başlatılıyor da olamaz. Ne kadar eskiye kadar gidiyorsa insanlık tarihi ümmet noktasında ne kadar eski tarihli olabiliyorsa işte onların her birine tabii Rabbimiz peygamber gönderdiği için onların her birinde kurban ibadetinin de farz olduğunu bu ayetten anlıyoruz. Hocam o zaman biz toparlamak gerekirse Hazreti İbrahim ve oğlunun kurban vakasını, Hazreti İbrahim çocuğunu Allah'a aslında kurban etmiyor da Allah'a adıyor diyebiliriz değil mi? Yoksa diğer türlü insan katliamı gibi bir şey mi söz konusu olacak? Yok, insan üzerinden onu düşünmeyelim. İnsan üzerinden düşünülürse yani Allah-u Teala'nın bir dönem insanları kurban etme emri verdiği gibi bir algı meydana gelebilir. Bunun bir rüya olduğunu ve rüya ile hareket edilmemesi lazım geldiğini orada koç kurbanı üzerinden zaten beyan ediliyor ve mesele insanlık üzerinden çıkartılıyor. O uygulamanın yanlış olduğuna vurgu yapılıyor. Kardeşim Maide suresi 32. ayette diyor ki Allah-u Teala bir sebep olmaksızın kim bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor. Ya evet. Allah-u Teala böyle bir emir vermiş olabilir mi? Ayette çelişirdi o zaman. Tabii. Taban tabana zıt olurdu. Öyle bir şey yok yani. Evet. Allah'ın böyle insan kesme diye bir emri yok. Tabii. Hazreti İbrahim öyle algıladığı için oğlu ona emrolunduğun şeyi yap deyince o da teşebbüs ediyor. Fakat Allah-u Teala ona izin vermiyor. Rüyalarında çok takıldılardı hocam. O yüzden özellikle bu konuya değinmek istedim. Ama bu öyle değil yani. Bu hocam mesele. O zaman kurbanın toplumsal yararlarını da... Bir şey daha söyleyeceğim. Buyur. Niye bir şey daha söyleyeceğim? Çok bu aralar bakıyorum bazen sosyal medyada sağda soldaki paylaşımlara. Hani sözünü din adına söyleyen bazı çevreler bir defa kurban ibadetinin sünnet olduğunu söylüyorlar. Bunun demin anlattığım gerekçeyle doğru olamayacağını ifade ettim. Ama Allah'ın bir emrinin ortaya konulması, uygulanması anlamında sünnet deniyorsa bu tamamdır. Evet öyledir, sünnettir. Yani bir ilahi emrin uygulanması noktasında tıpkı namaz gibi, tıpkı oruç gibi, tıpkı hac, zekat gibi o da bir ilahi emrin uygulanması anlamında sünnettir denirse ona bir şey demem. Bizim Anadolu coğrafyasında hani burası daha çok Hanefi mezhebine mensup insanlardan oluştuğu için bizim Hanefi mezhebinde kurban kesmenin farz ile hüküm noktasında sünnet arası bir üçüncü hüküm içerdiğini kabul ederler ki ona vacip derler. Vacip de bir hükmün farz olup olmadığı noktasında çok kesin, çok keskin, çok berrak bir hüküm yok da küçücük de olsa bir şüphe varsa işte o şüpheden dolayı arada bir hüküm daha belirlenmiş, ona vacip denmiş. Farza yakın. Vacip de olsa nihayetinde vacip kelimesi gerekli demektir. Dolayısıyla hani bir takım ayrımlar yapılıyor. Farzı inkar etmek adamı dinden çıkarır ama vacibi inkar etmek
çıkarmaz gibi böyle bir takım sonuçlar da çıkartırlar. Hı hı. Benim için farzla vacip arasında bir fark yok. Aynı şeydir yani. Hı hı. Nihayetinde emreden Allah-u Teala olduğu için bunu hafifletici bazı sebepler ortaya koyarak bunu farz derecesinden aşağıya düşürüp bu vaciptir gibi ayrı milletin başka bir algıya yürümesine sebep olan bir yoruma tabi tutmayı doğru bulmuyorum. Bir de hocam farza bu kadar çok yakın olan bir ibadeti bırakmak da çok büyük bir risk. Yani o yüzden vacip diye bunu basitleştirmemek lazım. O da, evet ama basitleştiriyor. Değil mi ki farz değil? Hı hı. O zaman demek ki bu daha esnek bakılabilir diye düşünülüyor. Demek ki bu insanların niyeti nasıl kurban kesme gibi bir niyet niyetleri olmadığı de yok için tabii. O şekilde. Evet. Hocam. Ama ben söylüyorum. Hı hı. Bakın buradan Kanal S ekranlarından söylüyorum. Yani 7 Temmuz tarihi itibariyle söylüyorum. Kurban kesmek ne vacip ne de sünnettir. Kurban kesmek Allah'ın emridir ve farzdır. Bu sadece efendim peygamberimizle başlamış anlamına gelebilecek yorumları doğru bulmuyorum. Hı hı. Yapılsa iyi olur ama yapılmasa da zararı yoktur türünden yaklaşımları sorunlu buluyorum. Kurban, şöyle hayal ediyorum. Kurban günleri biliyoruz işte Zilhicce ayının işte 10, 11, 12, 13. günleri falan. Evet. Biz bu günlerde kurban ibadetinin var olduğunu, uygulandığını biliyoruz. Bu günlerde kurban kesme işlemi yoksa eğer, yani içinde kurbanın olmadığı Zilhicce ayının o 3 veya 4 gününde ortada kurban yoksa geride nasıl bir bayram oluyor? Neyin bayramı bu? Kurban yok ama bayram var. Öyle bir şey olmaz. Evet. Yani hatta bunun duha diye, adhiye diye, udhiye diye, hı hı, efendim böyle dini terminolojide karşılığı vardır. Kuşluk kesilen, kuşluk vakti kesilen bir işte hayvan olması itibariyle de, hı hı, kesildiği zamana gönderme yapılarak da adı dini kültürün bir parçası haline getirilmiş bir ibadettir. Kuşluk vaktine gönderme yapılıyor olması da dikkat çekicidir ve bu Taha suresinde de geçiyor. Kuşluk vakti aynı zamanda bayram vaktidir. Bayram namazının vaktinin de kuşluk zamanı olduğunu bu ayetten çıkartıyoruz. Nerede? Taha suresinin 59. ayetinde. Kâle mev'idüküm yevmü zîneti, süs günü, bayram günü ve en yuhşeren nâsu duha, ve insanların kuşluk vakti toplandığı zaman işte Firavun'un büyücü adamları Hazreti Musa'nın işte o karşılaşma zamanı bayram günü ve kuşluk vakti diye belirlenmiştir. Bayram gününde bayram namazının kuşluk vaktinde kılınacağının, hı, delili de işte mesela bu ayettir. Taha suresi 59. ayet. Hı hı. Ha şimdi problem ne? İşte kurban bayramı namazı diye bir namaz yok. Var kardeşim. Var işte şey Kevser suresinin 2. ayetindeki fasalli li rabbike, Rabbin için salatın olsun. Bu salat kavramı Allah adına, Allah'ın davasına destek adına, hı hı, ortaya konulan her bir fedakarlıktır ki, hı hı, bu fedakarlıkların kapsamında elbette namaz kılmak da vardır. Salat tek başına namazdır demek doğru değildir. Ancak salatın namazı da içeren bir şemsiye kavram olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Hı hı. Bunun namaz boyutu vardır, kuşluk boyutu vardır, hayvan kesme boyutu elbette vardır. Peki niye sünnet diyorlar? Bir gerekçesini söyledim. Kevser suresindeki venhar buyruğu doğrudan peygamberimize hitap ettiği için kurban kesmek sünnettir diyorlar. Hı hı. Peki sadece ona bakarak bu sünnettir denmez. Çünkü başka emirler de var. Sadece peygamberimize hitaben geliyor ama ümmetin onları yapması gerekiyor. Bir sürü ayet var. Hı hı. Sürüsüyle ayet okuyabilirim ben bu noktada. Okumuyorum o ayetleri. Diyorlar ki Hac suresinde bu kurbanla ilgili şeyler geçiyor. Hı hı. Ayetler geçiyor. Konu Hac suresinde ele alındığı için, hı hı, burada Kur'an'da sözü edilen kurban, hı, hacda kesilen kurbandır. Orayla ilişkili. Orayla ilişkilidir. Hı. Dolayısıyla onun bu hacca gitmeyen insanlarla alakalı bir boyutu, hı, yoktur diyorlar. Bunu da çok sık kullanıyorlar. Bakın bu da korkunç bir hatadır.
Hı hı. Evet, Hac suresinde geçiyor bu da. Hı hı. Hac suresinin 34. 35. 36. 37. ayetleri kurbandan söz ediyor. Hı hı. Ayrıca bu surenin bir de daha önce geçen 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. ayetleri var. Hı hı. Hacda kesilen kurbanla alakalı ayetler Hac suresi 28, 29, 30, 31, 32, 33. ayetlerde geçer. Hacda kesilen kurban. Hı hı. 34. ayetten itibaren yeni bir pasaj başlıyor. Hatta kardeşlerim eğer ellerinde önlerinde Kur'an varsa açıp bakabilirler. Bu 33. ayetin sonunda böyle ayn işareti var, ayn harfi. Ayn harfine onlara taşir, taşir derler, taşir edatları bir tanedir o ayn. Bu şu demektir, bir ayn varsa bir ayetin başında veya sonunda o ayet o konunun bittiğini gösterir o ayin. Ondan sonraki ayet yeni bir konunun başladığını gösterir. Hı hı. 33. ayetin sonunda ayin var. Hı hı. Hac'daki kurban ibadetiyle ilgili bilgi 33. ayette bitiyor. Kaldı ki o hac'da kesilen kurbanla ilgili, onun etiyle alakalı diyor ki Allahu Teala: "Fekulû minhâ, hem siz o hayvanların etinden yiyin ve et'imul ba'isel fakir, hem de yoksula fakire yedirin." Hı hı. Yoksula fakire yedirin diyor. Hı hı. Burada yani hem siz yiyin hem yoksul fakire yedirin. Evet. Yani o etin değerlendirilmesiyle alakalı iki buyruk var. Siz yiyin, yoksula fakire yedirin. Hı hı. Oysa bütün ümmetlere en eski zamandan beri farz kılınan kurban ibadetiyle ilgili Allahu Teala diyor ki vel budne, işte bir behimetül anam diyor, dört bacaklı hayvanlardan olur. Hı hı. Vel budne, ayrıca işte bedeni büyük develerden filan kurban olur. Diyor ki Allahu Teala onların, fekülü minha, o kurban olarak kestiğiniz hayvanlardan siz yiyin ve et'imul kani'a, kanaatkar olanlardan, kanaatkar olanlara, yani kurban kesme durumu ve kendisi doyuyor. Kani aslında doyan anlamına da gelir. Doyan, etle ilgili bir sorunu olmayan, kurban kesebilen diğer insanlara da yedirin. Vel mu'terre, ve fakirlere yedirin. Bakın hac'daki kurbanla ilgili o etlerin değerlendirilmesi noktasında iki kalem, hı hı, ele alınmışken siz yiyin ve fakirlere verin. O 28. ayette geçiyor. Hı hı. 36. ayette ise kurban etiyle alakalı üçlü bir şey, hı, devreye giriyor. Siz yiyin, kanaatkar olun, yani doymuş olan insanlara yedirin. Hı hı. Ve mu'terre, ve gariban, fakir, darda olan insanlara yedirin diye, hı hı, üçlü bir tasniften söz ediyor Allah'a. Yani açıklamaları farklı hac için kesilen o şükür. Tabii farklı. Gerçek, tabii. Diğer şimdi arasında. Bu ayet Hac suresinde geçtiği için adam diyor ki buradaki kurban hac'daki kurbandır. Hayır kardeşim. Hac'daki kurban 28-33. Ayetlerde ele alınıyor. Hı hı. Diğer bütün ümmetlere farz kılındığı ifade edilen kurban ibadeti ise, hı hı, 34, 35, 36, 37. ayetlerde ele alınıyor. Hı hı. Dolayısıyla hani bu sünnettir veya hacla ilgilidir, hacdan ibarettir filan karıştırılmaması gerekir. Hı hı. Hacla ilgili kurbanın ayrıca bir özel adı daha var. Ona da el hediye deniyor. Hı hı. Hediye edilen. Hı hı. Yani orada insanların istifadesine sunulan efendim hayvan, hı hı, anlamına geliyor. Hediye, hı hı, kurban deniyor ona. Hediye. Orijinal adı bu. Hı hı. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 2. ayetinde de, işte bu Hac suresinin 30. ayetinde, hatta 32. ayetinde, hatta 35. ayet, 36. ayetinde kurban ibadetiyle ilgili bunlara Allah şairullah diyor. Hmm. Şairullah demek Allah'ın sembolleri demektir. O şairullah ifadesi 30. ayette hurumatillah diye geçiyor. Hangi ayet, bir dakika, evet, hurumatillah, Allah'ın saygın kıldığı şeyler, semboller. Kurban bir beldenin İslam beldesi olduğunu ortaya koyan en önemli sembollerden bir tanesidir. Kurban semboldür. Bazıları diyor ki kurban semboliktir. Hayır, sembolik değil, sembol.
Mesela bayrak bir coğrafyanın nasıl sembolüyse, savaşta sancak nasıl ordunun bir sembolüyse, kurban da işte o coğrafyanın, Müslüman coğrafyası ise eğer orası, oranın bir İslam beldesi oluşunu gösteren en önemli sembollerden bir tanesidir. Hocam, tam da bu konuyla alakalı ben şöyle bir soru sorayım. Siz sembol dediniz ya, şimdi bazı çevrelerden de şöyle bir yorum var. Biz modern bir toplum olduk artık diyor. Çağımız da çok gelişti. Hala bu dini sembolleri bu kadar sokaklarda, işte mezbahanelerde ya da farklı mekanlarda uygulamaya gerek var mı? Ve diyorlar ki Allah'a ibadet etmek istiyorsanız namaz kılın veya deprem bölgesine yardım gönderin. Ne diye cana kıyıyorsunuz? Yani sanki onlar herkesten çok daha merhametliymiş, hayvan haklarını düşünüyorlarmış veya işte ineklerin soyu tükenirmiş, kurbanlık diğer hayvanların soyu tükenirmiş gibi bir heyecana kapılıyorlar. Siz bu konuda ne dersiniz? Kurban gerçekten bir vahşet mi onların da tanımladığı gibi? Şimdi kurbanı böyle bir, ya Allah'ın ibadetine vahşet demek, bunu çok son derece haddini aşan bir cümledir, bir ifadedir. Yani bir Müslümanın ağzından böyle bir şeyin çıkmaması gerekir. Bunu söyleyenlerin... Hocam her yıl kurbandan önce biz bu tarz cümleleri çok biliyorum, duyuyoruz. Biliyorum. Bunu söyleyenlerin aynı hassasiyet yılbaşındaki Hindilerde göstermediğine şahit oluyoruz. Üstelik onun dini bir tarafta olmamasına rağmen tamamen keyfi keyfine hayvanlar, eğer öyle bakılacaksa, asıl karşılık çıkılacaksa ona karşı çıkılsın. Kaldı ki yani o hayvanlar da nihayetinde insanların rızıklandırılması için Allah'ın yarattığı varlıklardır. Böyle hani insanları dinden soğutacak bir takım görüntüler her kurban bayramında servis ediliyor. Hani böyle biraz hani bir merhamet duygusundan uzak işte bir takım işlemler, bazı cahilce kesimler de var yani, onlar da yok değil ama tamam da, bunları özellikle böyle cımbızla çeker gibi alıp televizyonlara yansıtmak da çok samimi değil. Onu Kadir Şinas bir tutum olarak görmüyorum. Çok niyet samimi farklı bir duygu olarak görmüyorum. Bunu diyenlerin et yiyip yemediklerini de çok merak ediyorum yani. Böyle akşam pirzola yiyip geceden sonra kurbana karşı çıkmayı çok doğru bulmuyorum. Yani onu kendi içerisinde tutarlı görmüyorum. Nihayetinde bu bir ibadet. Bu ibadeti hani pazarlık konusu yapmak yerine, aslında bunun sembol bir ibadettir. Bunun ortaya koyduğu en önemli sembolik nokta, bir kişinin Allah rızası için Allah adına icabında malından fedakarlık yapabileceğini göstermesidir. Özellikle deve hayvanları için bir şey söylemek istiyorum. Bu ayetlerin indirildiği ortamda, yani Mekke ve Medine'de, özellikle Medine toplumunda, yani deve çok önemli bir servet unsuruydu. Servetti yani. Öyle. Şimdiki bilmem hangi arsa, bilmem hangi lüks araba, bilmem hangi dubleks, tripleks villa, neyse, o dönemin en önemli zenginlik göstergelerinden biri de deve hayvanıydı. İşte Allah develerin kurban edilebileceğinden de söz ediyor Hac suresi 36. ayette. Bu şu demektir: bir Müslüman Allah adına, onun hatırı ve onun rızası için her türlü sahip olduğu ekonomik servetten, ekonomik mal varlığından sırf Allah'ın hatırı için servetinin azalacağı görünüyor olsa bile, bunu gözünün önüne getirerek ama Allah'ın hatırını her şeyin üstünde tutarak bu ibadeti yerine getirme, servetten vazgeçebilme ahlakının önemli bir ispatıdır kurban yani ibadeti. Yani paraya değil de Allah'a teslim olmak, evet, burada esas. Allah'a teslim olmak, paraya teslim olmamak göstergesidir kurban ibadeti. Evet. O itibarla meseleyi böyle hayvan hakları üzerinden edebiyat geliştirmeyi çok doğru bulmuyorum. Onu söyleyenlerin kürk giydiklerine de şahit olduk epeyce. Dolayısıyla hem de mesela, bayağı pahalı kürkler yani. O mesele, ben o taraftan bakmıyorum. Ama bir Müslüman olarak da hani böyle hani bir tiksindirici görüntüler ortaya koymamak da gerekiyor. La ikraha fiddini diye bir ayet var. Bakara suresi 256. ayet. Dinde zorlama yoktur diye tercüme ediliyor. Doğrudur. Dinde zorlama yoktur tercümesine bir şey denmez ama la ikraha fiddini, dinde ikrah ettirmek de yoktur. Yani dinden insanları nefret ettirecek, tiksindirecek, başkalarının bu dine girmemesine sebebiyet verecek bir takım görüntüler ortaya
koymamak gerekir. Ya bilinçli olmak lazım. Hani bunun yolu yordamı o kadar belli ki ama hala cahilce kesimler var. Yazık, o hayvana da insan üzülüyor görünce. Sonra o servis edilince de bu sefer toplu bir ön yargı oluşuyor. O cahil birkaç kişi yüzünden. O evet, da yanlış biz, yani tabii ki. O tarafıyla meselenin bence de ilgilenmemek gerekiyor. Çünkü aslı güzel. Onu ama diyene diyorum ki sen madem öyle düşünüyorsun depreme yardımcı olsak daha iyi değil mi? Kardeşim, mağdur olan insanlara yardımcı olmak diye bu kitabın yüzlerce ayeti var zaten. Kusura bakma. Ya biz yani, iyiliği sadece kurban zamanı hatırlamıyoruz zaten. Değil mi zaten. Yani böyle bir şey yok. Bu dinin bir infak diye bir kalemi var. Ben biraz önce başlangıçta ne dedim? Onunla o hayvanların etinden istifade ettirilecek insanlara bakıldığında onların dini özelliklerine itibar etmeyeceksiniz. Müslüman olsun olmasın fark etmez. Fakirse ona yakın olacaksınız. Biz fakir olan her kim olursa olsun yakınımızdakilerden başlamak kaydıyla herkes yakınındakinden başlarsa uzağa doğru zaten mesele problem olmaktan çıkartılacağı için biz bu ibadetle insanlara ulaşmaya gayret ederiz. Tabii yani başkalarının farklı yorumlar yapmasına sebebiyet veren görüntülerden biri işte kurban meydanlarındaki o nahoş görüntüler. Bir de bir şey daha var. Şimdi bu Kurban Bayramı günlerinde bana çok soru soruluyor. İşte hayvanın işte et kilosu üzerinden pazarlık yapılıyor. Ayaktayken pazarlık yapılmıyor. İşte et tartalım kaç kilo geliyorsa onun üzerinden olur mu olmaz mı? Niye olmasın? Olur da çok şık olmaz. Bu kasaptan et almaya benzemiyor. Bunun bir ibadet boyutu var. Bir Allah'a yakınlık boyutu var. Yani Allah için fedakarlık yapma boyutu var. Ancak bir mümin grup böyle bir fedakarlık ortaya koyacak diye bunu bir fırsatçılık mantığıyla diyelim ki 100 lira olan diye etin kilosunu sırf kurbandır diye 150 liraya çıkartmanın bir alemi yok. Var bunu yapanlar. Bunu yapanlar var. Onlar olmaz. Öyle yaptıkları bir için bu defa adam diyor ki kardeşim yok ben öyle baştan şunun fiyatı şu kadardır kabul etmiyorum. Keselim, tartalım. İşte kilosu kaç liradan işte nasıl anlaşıyorlarsa o anlaşma üzerinden işi Allah rızası için yapılan bir ibadet boylamına, boyutuna getirmek gerekir. Lazım. Bu kasaptan et almak veya kiloyla et alıp et vermek bu değil. Bu başka bir şey bak. Burada bir yakınlık var. Burada kurban. Bir adanmışlık var. Sen orada ticarete indirgemeyeceksin. Adanmışlığını göstereceksin. İşte bu ticarete indirgeyenlere de işte bu bazıları bundan kurban olmaz diyor. Hayır. Bu kurban bayramı zamanında kurban niyetiyle kesiliyorsa pazarlığı öbür türlü yapılmış olsa bile bundan kurban olmaz demem ben yani. O nihayet gene kurban olur. Kalitesi düşer. Hani 24 ayar altın değil de 12 ayara düşer. Evet. Veya işte gümüşe düşer yani. Ama illa de gene adı kurban olur. Ben kurban ibadetini çok önemseyen bir insanım. Bunun bir sembol ibadeti olduğunu düşünüyorum. Bir coğrafyanın İslami hassasiyetlere işte gönül verdiğini ortaya koyan bir fedakarlık kalemi olduğuna inananlardanım. Karşı çıkanların da çok insani duygularla filan karşı çıktığı düşüncesinde değilim. Başka zamanlardaki hayvan hiç ibadet kaygısı olmayan tamamen ticarete konu olan hatta tamamen keyfe konu olan bir takım uygulamalardaki hayvan gidişatıyla ilgilenmemelerini de böyle bir çift standart gibi yani görüyorum. Yani kısacası bunu dini gelenek olarak görüyorlar. Dini ibadet olarak dini değil de. İşte siz sünnet derseniz. Yani siz çok güzel dediniz. Sembolik olarak gördükleri için. Sembolik değil. Bu sembol. Evet. Sembol olduğu için ben akılda. İnanmak istemeyen inanmıyor. Onu yapacak bir şey yok. Yani bizim kardeşlerimiz zihinlerinde şey kalmasın. Geçiyor. Görmek isteyen de, okumak isteyen de, anlamak isteyen de çok rahat idrak edebilir. İsteyen anlar. Herhangi bir kapalı tarafı yok. Bu insanların hocam son sözlerinizi de alalım. Kurbanla alakalı bu hani bu tavırlarını, bu yaklaşımlarını esasında ben niye böyle düşünüyorları sorguladığımda bir gerekçe daha buluyorum. Nedir o gerekçe? Biz de böyle kurban kesenler böyle eti dolduruyor şeye buzdolabına, difrize. Sene boyu onu yiyor. Hatta sırf o yüzden özel difriz alıyorlar. İşte bak olmadı yani bu şey yapıyor yani. Meseleyi bakın ibadet olmaktan gıdalanmaya dönüştürüyor. Aynen besine öyle. Dönüştürüyor. Elbet yani kişi kendisi de yer kurbanından ama
Ama burada hedef, dondurucuyu da doldurmaya gerek yakın yok. Olmak, yakın olmak, hmm. Yakın olacaksınız. Kime? Önce fıtratınıza, sonra diğer insanlara ve nihayet Allah'a yakın olacaksınız. Takvanız Allah'a ulaşacak. Aynen. Takvamızın Allah'a ulaşması için bir ibadetin hangi niyetle yapıldığı onun kalitesini ortaya koyar. Hı hı. İbadet Allah'a, onun rızasına yönelik gerçekleştiriliyorsa onun adına takva derler. Kişi o duyarlılığı, o görev ve yerine getirme bilincini takınır. Böylece ibadet yapıyor olmanın huzurunu yaşar. O arada o etten de gariban insanlara, fakirlere, durumu orta halli olanlara iletişim sağlansın diye bir muhabbet vesilesi olarak görülür. Evet. Bakın iki senedir kurban ibadetinde bir araya gelip de doğru dürüst bayramlaşamadık. Tabii. Bu pandemiden dolayı. Gidip büyüklerimizin elini öpemedik. Anne babamızın boynuna sarılamadık mesela pandemiden dolayı. Onlarla aynı sofrada oturup kurban eti yiyemedik. Hı-hı. İki senedir. Şimdi bu üçüncü senede elhamdülillah o sıkıntıdan çok büyük oranda kurtulduk. Evet. Şimdi kurbanı olan bayram yapalım. Kurbanı olan bayram yapalım. O bayram etini kardeşlerimizle paylaşalım. Daha çok kurban kesemeyen insanlara onları ulaştıralım. Evet, inşallah. Ve bayramlaşırken de o iki senenin işte acısını çıkaralım. İki senenin birikimini yerine getirelim. Çünkü bir başka bayramda başka bir sıkıntı olabilir gene. Dolayısıyla o sıkıntılarla yüzleşmeden şimdi onun huzuruyla bu bayramı çok İnşallah. Doğru, bilinçli bir şekilde idrak edelim. İnşallah. Fıtratımıza yakın olalım. Kardeşlerimize yakın olalım. Allah'a yakın olma bilincini elden bırakmayalım. Bayram sabahı mümkün mertebe bayram namazına gitsin kardeşlerim. Ben buradan özel bir şey daha söyleyeyim. Peygamberimiz zamanında bayram namazları kadınlar ve erkekler olarak ortaklaşa kılınırdı. Kadınlar da giderdi. Hatta cuma kılmak kadınlara da farzdır. Bayram da erkekler için ne kadar görevliyse kadınlar için de o kadar bir görevli mahiyeti arz eder. Görevdir yani. Hocam camilerde boş yer bulunamıyor ki bulunur. Cuma namazlarında, bayramlarda. Şimdi, gitmeyenler diyor ki camide yer yok. Ben de diyorum ki gidin. Yok. Diyanetin, bazı camilerde var ama dediğimiz gibi. Diyanetin her mahallede öyle hani örnek cami uygulamasının yani olduğunu ben biliyorum. Yani erkeklerde de bu bilinç yok hocam maalesef. Tabii yani tabii diyor ki sizin ne işiniz var burada diyor mesela. Kovuyorlar çıkın onu diyorlar diyene, biz erkekler sağlamıyoruz siz nereden geldiniz? Anladım kaba ben. Kaba bir tutum var. Ben de diyorum ki onu diyene deyin ki size ne kadar görevse bize de o kadar görev. Erken kim gelirse hak onundur ama böyle ayrı ayrı yerlerde bu namaza durmak. Bayram namazının efendim huzurunu ailece İnşallah. Yaşamak, hı hı. işte büyüklere hal hatır sormak, mesajlarla geçiştirmemek gerekiyor. Adam toplu bir mesaj yayınlıyor. Bütün WhatsApp gruplarına herkes bir tane mesaj, hatta bazen klişe mesajlar var. Onları kopyalıyor, herkese gönderiyor filan. O tür mesaj gönderenlere şahsen ben cevap vermiyorum. Niçin? Sizin bana özel yazmak istemeniz bile yok. Siz başkasının yazdığını bana iletiyorsunuz yani. Yok. Mümkünse yüz yüze gidip görüşelim. Bakın görüşemediğimiz bayramlar yaşadık. Hı hı. Yüz yüze gidip görüşüp hal hatır sormayı ihmal etmeyelim. Hı hı. Eğer yüz yüze görüşemiyorsak görüntülü konuşalım. O da önemli bir hassasiyettir. Görüntü imkanı yoksa hiç olmazsa sesli telefonda konuşalım. Daha da olmuyorsa kendimiz mesaj yazarak kendi özel duamızı kardeşimize iletelim. Bu bir selam biçimidir. Selam vermek bir Müslümanın bir başka Müslümana karşı en önemli görevlerinden biridir. Hatta selam vermek bu anlamda tebrikleşmek, kardeşini cennette hayal etmek demektir. Bu hayali kardeşlerimize çok görmeyelim. Birbirimizin cenneti olma yolculuğunu ihmal etmeyelim. Ben bu vesileyle cumartesi itibariyle idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın Allah'a yakınlık noktasında kendimize de diğer insanlara da yakın olabilecek duyarlılıkta bölüşebilmeyi, paylaşabilmeyi, bu hassasiyeti bir hayat, bir yaşam biçimi olarak benimseyebilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin Amin. Diye dua ediyor.
Kardeşlerimin bayramını tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun kattığınız bilgiler için. Kurban Bayramımızı şimdiden kutluyoruz. Hayırlı bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Sonrasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.